Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle sanat ve psikoloji üzerine konuşacağız. Birazdan değerli konuğum, sevgili hocam Serpil Tamur'u yayına alacağım. Değerli sanatçım, bakalım gelmiş mi? Birazdan kendisini davet ediyorum. Sizi bekliyoruz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ne güzel seni burada görmek, çok güzel. Buradan da olsa karşılaşabilmek çok güzel. Çok teşekkür ederim beni misafir ettiğin için, konuk aldığın Ben için. teşekkür ederim. Önce hiç başlamadan önce tüm izleyenlere sevgiler kucak dolusu. Çok özledim onları. Aşağı yukarı galiba 2-3 ay oldu canlı yayın yapmayalı. Ama şimdi ilk defa bir otel odasından ve Adana'dan onlarla beraber olacağım. Çok hazırlıklı değilim fakat seninle olduğu için inan bana onun için kabul ettim. Ben kısaca bağlantımızı anlatayım Kübra ile. Kübra benim bilim üniversitesinden öğrencim oldu. Çok çalışkan, çok akıllı, çok yetenekli bir öğrencimdi. Ama şimdi geldiği yerden o kadar gurur duyuyorum ki ne güzel, ne güzel seni buralarda görebilmek çok güzel gerçekten Kübra'cığım. Canım. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Evet, sevgili dostlar, katılın bakalım. Çok güzel bir canlı yayın olacak inşallah. Önce ben size belki biraz daha fazla katılım olsun, onu beklemek adına kısaca kendimden bahsedeyim. Gerçi çok bahsettim, artık tanıyorsunuz ama en son bir zamanlar Çukurova, ki bu akşam yayınımız var, ikinci yayınımız bu akşam. Evet, onunla bu akşam yayına giriyoruz. Bugüne değin yaklaşık 58 yıldır tiyatroyla hiç ara vermeden bil fiil çalışarak 34-35 yıldır da dizi yapıyorum. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Yani bizim dönemimizde bu kadar gerçekten işte canlı yayınlar yoktu, sosyal sahalar yoktu. Onun için biraz daha zordu sizlerle beraber olabilmek ama o kadar güzeldi ki sizinle ne zaman beraber olsam çok mutlu oluyorum ve çok mutlu olarak ayrılıyorum. Demek ki benim psikolojime bu çok iyi geliyor. Beni tavan yaptırıyor. Teşekkür ederim onun için. Evet, bakalım ne kadar bizi dinleyen olacak. Kısaca kendimden bahsedeyim. Sen Kübra, o arada sen de ne konuşacaksan biraz daha katılım olsun diye Tabii bekliyorum. ki. Tabii ki Ondan hocam. sonra gireriz. Evet, ben 1963 yılında, ben öyle diyorum, milattan önce Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Devlet Tiyatrosu'na katıldım. O günden 46 yıl 8 ay devlette hizmet gördükten sonra mecburen biliyorsunuz sanatçının emeklisi olmaz ama sizi emekli edebiliyorlar. Beni de emekli ettiler ama bana bir şey ifade etmedi. Çünkü ben emekli olduktan sonra daha fazla çalışmaya, daha fazla iş yapmaya başladım. Belki de şeyden kaynaklandı bu. Hani öyle bir meslek ki benim mesleğim. Bırakıyor muyum acaba, o mu beni bırakıyor duygusu hakim olduğu için daha çok hocalık yaptım, oyun sahneye koydum, iki tane özel tiyatroda oynadım. Oysa 48 yıllık geç şimdi 58 yıl oldu, hatta 59'a gidiyor. 48 yıllık sanat yaşamında hiç özel tiyatroyu seçmemiştim. Kaç kez teklif gelmesine rağmen
Ben de öyle bir tuhaf bir huy var. Bu da psikolojik bir şey herhalde. Bunları da sen cevaplayacaksın sonra. Bağlı olduğum yere sanki onun dışında bir yerde hizmet verirsem sanki oraya ihanet ediyormuşum duygusu hakim olduğu için ben devletten hiç ayrılmadım ve hiç ayrılmayı düşünmedim. Dışarıda oynamayı düşünmedim ama diziler yaptım. Yani dizi çok yaptım, o arada da çok yaptım. Ama herkes beni nedense Kurtlar Vadisi Pusu'dan tanıyor. Nazife anne olarak tanıyor. Ama çok haklılar çünkü Kurtlar Vadisi'nde 11 yıl, aralıksız 11 yıl oynadım. Bu da az bir zaman değil. İşte o zaman da reyting rekorları kıran bir dizinin içinde olduğunuz zaman sizi izleyenler de çok fazla oluyor. Böylece 11 yıl orada hizmet verdim ama o kadar çok şeyim var ki, yani dizim var ki hangisini anlatacağımı bilemiyorum. Samanyolu'yla başladım. Samanyolu'nu sevgili Kartal Tibet yönetmişti. Benim diziye veya bu sektöre atlamama sebep o olmuştur. Sevgiyle iki yanaklarından öpüyorum Kartal abimin ve eşinin Gündüz Hanım'ın. Her ikisine de saygım ve sevgim sonsuz. Onların vasıtasıyla ben ilk olarak İşte Samanyolu'nda oynadım. Sonra Süper Baba'ya geçtim. Ondan sonra ard arda öneriler, teklifler geldi. Özür dilerim. Telefon çaldı. Bilmiyorlar benim canlı yayında olduğumu. Onun için telefon ettiler. Evet, böylece bir dizi sektörüne de atlamış oldum. Dizi sektörü beni mutlu etti mi etti. Yani tiyatro kadar olmasa da çünkü tiyatro canlı bir performans ve izleyiciyle burun burunasın. Onun reaksiyonlarını alıyorsun ve ona göre hareket ediyorsun. Bu müthiş bir şey. İnsan bilmiyorum, ben tiyatrolarda ve özellikle annem, oğlum ve ben son oyunum Pera Tiyatro'daydı. Nesrin Kazankaya'nın yazıp yönettiği. Orada ilk kez bu kadar yakın seyirciyle iç içe oynadım. O başım kaldırdığım zaman seyirciyle burun buruna geldiğimi gördüm. Ve onun heyecanını, onun verdiği keyfi hiçbir şekilde unutmam mümkün değil. Çok güzel bir şey. Tiyatro çok güzel. Dizi de senin tanınmanı sağlıyor. Senin Türkiye'de ve Türkiye dışında özellikle Kurtlar Vadisi'yle, yani bütün Türkiye devletlerde, Rusya'da, hatta Amerika'da çok yerde, çoğu yerde "Aa, siz Nazife Anne değil misiniz?" diye böyle karşılandığım oldu. Benim okuldan da tanıyorsun, bir kere konuşmaya başladım mı biraz zor biter konuşmam ama Canım, ne buyurun. zaman istersen araya girebilirsin. Rica ederim, olur mu? Ne Ha, zaman? Rica benim ederim. için Buyurun hocam. sorun değil. Yani belki televizyon çok daha fazla tanınmana sebep oluyor. Gerçekten çok tanınıyorsun, çok seviliyorsun veya sevilmiyorsun. Oynadığın rolle bağdaşıyor çünkü o. Ama çok keyifli bir şey bence televizyonda da görev almak, bu kadar tanınmak, bu kadar sevilmek ya da sevilmemek ama nereye gitsem hala Kurtlar Vadisi'nin Nazife annesi olarak şimdi son dönemde yavaş 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 artık Çukur, bir zamanlar Çukurova'nın haminnesi diyorlar. O da çok mutlu ediyor beni. Yavaş yavaş o da yer etmeye başladı demek ki.
İşte böyle bir dönem, böyle bir uzun bir sanat yaşamı, aşağı yukarı 59 yıl. 59 şeyi saymıyorum. Aa, kesildi galiba. Şeyi saymıyorum çünkü benim bu sanata geçiş nedenim ortaokul yıllarındayken İzmir Devlet Tiyatrosu'nun açtığı sınavla o sınavı kazanıp İzmir Devlet Tiyatrosu çocuk oyununda yani Polyanna'da oynamam. Onunla başladı sanıyorum 12-13 yaşındaydım. Demek ki 60 küsur yıldır bu meslekle içteyim, bu meslekle yoğruluyorum. Bu meslek olmazsa ben yaşayamam diyorum. Yani istediğiniz kadar hasta olun, istediğiniz kadar bilemiyorum. Yani nasıl olursanız olun ama eğer bir gün tekrar sahneye çıkacağınızı, tekrar dizilerde görev alacağınızı düşündüğünüz zaman tüm hastalıkları yeniyorsunuz. Bana hep onu diyorlar, çok güçlüsün, güçlüyüm. Çünkü gücümü buradan alıyorum dediğim gibi. Yani özel hayatımda iki kızım var, üç torunum var. Onları da bir tarafa koyamam tabii. Onlar da terazinin kefesinde eşit ağırlıkta olabilir ama bu taraf benim yaşama sebebim, yaşama sevincim. Mesela Hamine'yi oynamaya giderken ben müthiş bir keyif alarak gidiyorum. Bunun sana soracağım onu. Bunun belli bir herhalde psikolojik bir nedeni var. Acaba neden ben Hamine'yi oynamaya giderken bu kadar çok keyif alıyorum? Şimdi yaptığım işi çok seviyorum. Onu biliyorum. Hamine vazgeçilmezim. Ben zaten İstanbul'dan bu rol teklif edildiği zaman senaryoyu okudum ve dedim ki bunu ben oynamalıyım, mutlaka oynamalıyım. Bu beni çok mutlu edecek, mutlaka oynamalıyım dedim. Ve eşimden ilk kez, biz 50 yıldır evliyiz, bu sene 50. yılımız. İlk kez dedim ki ben gidiyorum. Ama ne kadarlık gidiyorum bilmiyorum. Bir yıl mı olur, bir ay mı olur, 3 ay mı olur, 5 ay mı olur? Bu sene 3. yılımız ki ben Adana'dayım ve 65-70 bölümdür de diziyi çekiyoruz. İnşallah daha da fazla, daha da uzun ömürlü olur. Bütün dileğimiz o çünkü yaptığımız iş güzel bir iş. Ve bu güzel işi yaparken de ben çok mutlu oluyorum. Görüntü kesiliyor mu arada? Arada kesiliyor hocam ama düzeliyor sonra. Yayın kaynaklı sanırım. Düzeliyor sonrasında. Bir de şey var, yani otelde olduğumuz için, benim İstanbul'da evde olduğum için internetim çok güçlü. Fakat burada otelin interneti zayıf olduğu için ben kendi internetimi kullanıyorum. Çünkü arada kesiliyor, görüyorum kesildiğini ama ne kadar kesildiğini, Olsun o kadar. ne kadar etkiliyor onu bilemiyorum. İşte bunlar benim kısaca anlatabileceklerim, kısaca söyleyebileceklerim. Ama eğer bu mesleği seçmeyi düşünen kişiler varsa lütfen dört elle sarılsınlar, dört elle ve hiç bırakmadan devam etsinler. Çünkü bu meslek güzel bir meslek. Bu meslek her türlü mesleği içinde barındıran bir meslek. Psikoloji dahil. Zaten eğer psikolojiyi bilemezsen oyuncu olmak çok zor. Yani oyunculuğu yapabilmek, devam ettirebilmek, idame ettirebilmek çok zor. Onun için mutlaka ve mutlaka bu mesleği seçecek genç arkadaşlarımıza da ben onu önermek isterim. Evet. Benim Kesinlikle. söyleyeceklerim valla bak devamlı hiç ara vermeden sana konuşma hakkı tanımadan Cacem hocam, çok mutlu oldum. bu şeye kadar geldim. Şu ana kadar geldim. Şimdi biraz seni dinlemek istiyorum ben.
Bugüne değin sen de neler yaptığını anlatırsan ben biliyorum. Ben çok iyi biliyorum. Çok iyi takip ediyorum. Her safhasını takip ediyorum. Ama yani sen de anlatırsan senden de bir kez daha dinlemiş olalım. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben uzman klinik psikolog Kübra Dinçtürk. Öncelikle seyircilerimize aktarayım, kendimi tanıtayım. Şu anda Kocaeli'deyim, İzmit'teyim. Muayenehane açtım. Burada danışan görmekteyim şu anda. Birkaç ay oluyor daha henüz açalı. Daha öncesinde İstanbul'da çalışıyordum. Uzman psikiyatrist hocamla birlikte. Şu an İzmit'te işte görev yapıyorum. Makaleler ve kitaplar yazıyorum bu aşamada. Böyle ara ara çekimler yapıyorum, YouTube kanalına koyuyorum. Sürekli temas halindeyim izleyicilerle, YouTube kanalındaki kişilerle soru köşeleri yapıyorum. Kitap bol bol yazıyorum. Birinci kitabım bağımlılık üzerineydi. O bitti. Şimdi diğer kitabı yazıyorum. İnşallah hepsini bir arada bastırmayı düşünüyorum kitapları. Bu şekilde devam ediyorum. Serpil Hoca ile hocamın da anlattığı gibi çok 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 seviyorum kendisini. Çok şeker bir hocam gerçekten. Ay canım. Tanımışım kendisini. İyi ki yollarımız kesişmiş diyorum. Çok mutluyum kendisiyle tanıştığım için. Gerçekten. Bu aşamada da yine ben de tiyatroyu çok seviyorum. O benim ayrı bir alanım. Biliyorum. Çok da yetenekli olduğunu biliyorum. Birlikte de çalıştık okulda. Gerçekten çok yetenekli ama yaptığı iş o kadar güzel ki bence yaptığım işe de devam et ama onu da böyle arada akşamları boş olduğun zamanlarda değerlendir derim çünkü çok yetenekliydin. Çok Çok teşekkür ederim. güzel bir çalışmamız olmuştu. Onun için Evet. evet ben öneririm devam etmeni çok arzu ederim. İnşallah Çok devam teşekkür eder. ederim. İnşallah. İnşallah hocam. Ben de Çukurova dizisini çok seviyorum gerçekten, izliyorum. Hamine rolü çok şeker. Harika bir rol ve o sahnelerin çıkmasını özellikle bekliyorum. Sizin sahnelerinizin çıkmasını. Küçük bir soru sormuştunuz. Hamine ile bazı yönleri eşleştirmiş olduğunuz için çok seviyor olabilirsiniz. O karakterin naifliği, samimiyeti, içtenliği gerçekten çok hoş seyirciye, yani bizlere çok güzel geçiyor. O karakterle kendinizle eşdeğer bulduğunuz bazı yönler varsa o yüzden belki çok severek oynuyor olabilirsiniz. Evet, Biz çok severek oynuyorum. Ben onun için uzun bir araştırma yaptım. Yani merkezlere gittim ve merkezlerde gözlem yaptım. Benim oynadığım bu karakter aynen değilse de biraz tabii ben onu biraz ekrana çıkacak hale getirdim. Aynen değilse de biraz farklı bir şekilde vardı ve ben onu çok sevdim. O kadar sıcak, o kadar sevecen, o kadar asabi, o kadar kızan, işte şey bir takım fevri hareketleri olabilen bir karakterdi. Onu o kadar çok sevdim ki dedim ki ben bunu oynayabilirim. Biraz törpüleyerek, birazcık ekran karşısına çıkacak hale getirerek çünkü bu da çok önemli. Ama onun esas tabii temelinde psikolojisini yakalamak gerekiyor. İşte onu yakaladığımı zannediyorum. Onun üstüne binayı inşa ettim gibi geliyor bana. Ne kadar ama çok sevildi. Çok iyi şeyler, duyumlar alıyorum. Çok iyi. Bizde de o vardı. Bizim en büyük mükafatımız seyircimizden gelen ufacık bir takdir sözü ya da ufacık bir sevgi sözü. O Evet. bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu ediyor. İşte yani bu rolden çok keyif aldığımı söylemek zorundayım. Evet en zor tarafı hele bu pandemiden ötürü. Yani şimdi başka bir hayatım yok. Aşağı Evet. iniyorum, kahvaltımı yapıyorum, odaya çıkıyorum.
Mutlu değiliz. Setten diyorum, setten tekrar odaya geliyorum. Hani eskiden 3 günlük aralarda İstanbul'a gidip geliyordum. Şimdi açık söylemek gerekirse yaşım gereği korkuyorum. Yani bu Dikkat edin panik hocam. korkuyorum, kalabalığa girmekten korkuyorum. Mümkün olduğu kadar daha tecrit yaşıyorum ve benim tavsiye edebileceğim şey, hatta önce aldım maskeyi, sonra dedim ki yapma, odada senden başka kimse yok. Sen şimdi maske takarsan çok komik olursun ama Benim de her yanımda var yerde hocam. maske var mı? Ben de burada. Yani otel odası olduğu için her şey burada. Her şey var. Odada olmayan yok. Çünkü aşağı yukarı 1 aydır veya 1 ayı geçti. Hiçbir yere gidemiyorum. Buradayım ve otelde kalıyorum. Mecburen de kalıyorum. Yani korkumdan ötürü de arada zamanım oluyor ama düşünüyorum, risk etmeye değer mi? Uçağa bineceksin, gideceksin, havaalanına gireceksin, çıkacaksın. Mümkün olduğu kadar, tabii yaşım genç olsa hiç durmam giderim. Ama yaşım artık belli bir yaşın üstünde, internete girip baktığınız zaman kaç yaşında olduğum yazıyor zaten orada, ama ben söyleyeyim meraklı olanlar için. Ben 76 yaşındayım ve onun içinde biraz korkuyorum. Yani risk etmek istemiyorum. Daha hayat çok güzel. Evet, kesinlikle. Yeşillikler var, sarılar var, kırmızılar var. Morlar var. Onları yaşamak çok güzel. Bir de mesleğimde bir oyun daha oynamak istiyorum. Hatta işte onun geldi şeyleri. O oyunun şimdi araştırmasını yapıyorum. Karakter analizini yapıyorum. Tabii burada psikolojisini çıkarmaya çalışıyoruz ki bizim hep yaptığımız o. Evet. Bizim için çok önemli. Yani şimdi onunla ilgilenirken yeni bir rol, onu da oynayayım, bana izin versinler de ondan sonra ne olacaksa belki kalabalığa da girerim. Artık çok önemli olmaz benim için ama bütün dünya şu anda gerçekten çok mu karanlık? Biraz karanlık mı? Hayır, açacağım ben, güneşe çıkacağım ama çok güneş var. Onun için Işık patlaması gayet iyi hocam, sanki böyle güzel. iyi mi? Ay, elime Bence aldım iyi. şimdi. Telefonu elime aldım. Evet. Yani işte böyle çok güzel bir şey. Yaşamak güzel. Evet. Yaşamak çok güzel. Ben biliyorsun şiirleri çok severim. Okulda da öyleydi. Şiir Evet. günlerimiz oluyordu. Ve ben Kübra'nın yazdığı şiirleri de çok seviyorum. Ve Teşekkür hatta ederim. o benim için de bir şiir yazmıştı. Bugün onu çıkarıp onu okuyacaktım ama sonra dedim ki ne kadar ayıp ya. Kız sana yazmış. Sen de onun programında onu okuyacaksın ama onu başka yerde okuyacağım. O bende duruyor, yazılısı, Çok mutlaka teşekkür ederim. okuyacağım. Gerçekten çok değerli, çok bu böyle sana iltifat etmiş gibi oluyorum ama asla değil. Estağfurullah. Benim şu kalbimden geçmeyen dilimden çıkmaz, mümkün değil. Onun için o kadar değer veriyorum ki, o kadar takdir ediyorum ki, aslında buradan bu programı yapmak birazcık bana zor. Çünkü bir Bağlantımız gitti ama birazdan gelecektir. Evet, geliyor yavaş. diye kesildi, kesildi yine. Yani onun Yani. için ben çok sevdiğim bir insan şey yaptım. Bana 1 dakika izin verir misin? Eşim arıyor, bilmiyor canlı yayımda olduğumu. Ben ona bir mesaj atayım, hemen dönüyorum Tabii ki. geri. Tamam. Tamam hocam.
Evet sevgili seyirciler, bağlantı problemleri yaşıyoruz ama yayınımız tüm hızıyla devam edecek. Bugün psikoloji ve sanat üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Serpil Hocam, kendisi benim için çok çok değerli, çok çok seviyorum kendisini. Ve onunla çok güzel yıllarımız oldu kendisiyle. Lisans dönemlerinden tanışıyorum kendisiyle psikoloji alanlarında. Hocamın da Galiba. söylediği gibi. Hoş geldiniz hocam. Efendim. Hoş bulduk. Sen devam edebildin mi o arada? Evet Yayına hocam. devam edebildin mi? Biraz daha yaptığın işlerden bahsetseydin. Ne kadar Tabii güzel bir hocam. şey kendi yerini açmak. Evet Ayrıca çok. şuradan kısaca ama görünecek mi bilmiyorum. Bakın çok güzel Adana manzarası var burada. Evet. Çok da güzel bir yerde. Yani otel çok güzel. Çok güzel bir yerdeyiz ama buna rağmen tabii insan evini, yurdunu, dostunu, arkadaşını özlüyor. Mutlaka özlüyor. Bir Tabii. de 3 yıl olunca birazcık fazla oluyor galiba. İşte böyle, böyle Kübra'cığım. Evet, şimdi sen ne şekilde istiyorsan devam edebiliriz. Benim Tabii hocam. söyleyeceklerim şöyle yap. Şöyle ki psikolojiyi alanında da zaten biz kullanıyoruz. Psikodramalar yapıyoruz mesela. Tiyatro gerçekten çok özel bir alan. Bütün dünyayı, duyguları, düşünceleri çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani dünyada olan biten vesaire hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri bunları çok güzel bir şekilde dile getiren bir alan tiyatro ve çok özel bir alan bence de. Psikodrama da aynı şekilde psikolojide kullandığımız bir yöntem. Travmalarda özellikle kullanıyoruz. Kişilerin travmalarını dile getiremedikleri zamanlarda genellikle kullandığımız bir yöntem. Çocuklarda yine özellikle oyun terapilerinde, psikodramalarda yine kullanıyorum ben yine aynı şekilde. Yani çok özel bir alan, o kadar güzel bir alan ki dediğiniz gibi kişinin kendisini ifade etmesi, yaşam hikayesini canlandırması ve üçüncü bir gözle bunu görmesi gerçekten çok çok etkili bir yöntem psikoloji alanında. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar geniş bir alanı kapsıyor. Kesinlikle. Yani hakikaten insana çok farklı derinlikler, çok farklı pencereler, çok farklı bakış açıları getirebilen bir meslek gerçekten çok farklı, çok güzel. Yok. Onun için ben inan bana tavsiye ediyorum bütün gençlere ama şu anda tabii tiyatro eskisi kadar cazip mi bilmiyorum. Biraz cazibesini yitirdi galiba. Şeyden ötürü yitirdi. Şimdi ben okulu bitirdiğim zaman hiç unutmuyorum. Mayıs sonu okulu bitirdim. Haziran başı kontrat imzaladım ve devlet tiyatrosuna geçip ilk maaşımı aldım. Yani konservatuar bitirmenin o zaman böyle bir avantajı vardı ve bu çok gerçekten çok güzeldi. Alıp ondan sonra alıp gidiyorsunuz. Bir yıl stajyer olarak alıyorlar. Bir yıl sonunda sınava giriyorsun, kadroya alıyor veya almıyor. Ama bunun ayrı bir yeri vardı, ayrı bir güzelliği. Şimdi okulu bitiriyorlar. Bak bu münasebetle bunları da konuşmuş oluyoruz. Okulu bitiriyor. Okulu bitirdikten sonra nerede ne yapacağını bilemiyor. Ben hem Afejale'de seçici kuruldaydım, hem Sadri Alışık'ın jürisindeyim, tiyatro jürisindeyim. Onun için İstanbul'daki bütün oyunları yani izleme olanağı buluyorum ve izlemek zorundayım zaten. Görüyorum o genç genç çocuklar bir apartman dairesinde mucizeler yaratıyorlar. Bunun temelinde ne yatıyor? Sevgi var mutlaka. Çok seviyorlar yaptıkları işi. Ama o bir 100 metrekarelik yerde hem oyunlarını oynuyorlar ve çok güzel oyunlar çıkarabiliyorlar. Hem seyirciyi ağırlıyorlar, hem kapıda karşılıyorlar. Her türlü şeyi yani bizler kadar şanslı
şanslı değiller. Onlar Hı. kendi şanslarını kendileri yaratmak zorundalar. Kendi yollarını kendileri çizmek zorundalar. Şu anda da hele pandeminin bu kadar ayyuka çıktığı veya üst seviyelere çıktığı bir dönemde Allah'tan tiyatro salonlarını kapatmadılar, tekrar Evet. açtılar ve devlet şu anda sanıyorum bugüne değin yaptığı en büyük yardımları yapıyor özel tiyatrolara. Bu da çok güzel bir şey. Tiyatro yaşamalı, tiyatro kültürün bir parçası, aydınlığın ta kendisi, ileriye bakmanın bir yolu ve buna benzer anlatılamayacak kadar çok içinde barındırıyor. Yani gerçekten çok farklı. Tiyatro çok Kesinlikle. farklı. Bütün meslekler farklı, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama ben tiyatro diyorum, o benim mesleğim olduğu için. İşte 60 yılımı oraya harcadığım için tiyatro diyorum. Yani şimdi mesela senin de bağdaşacak olursak bir yerde, ben bir rolü aldığım zaman onun background'unu incelerken Hı. onun psikolojisi nasıldır, nereden nereye gelmiştir, bak bütün şeyleri içinde barındırabiliyor. Yani oradan giriyorsunuz, onu araştırıyorsun, onu buluyorsun bunu ve bu insan hiçbir şey gelişi güzel olmaz. Mutlaka hepsinin bir tabana oturması gerekiyor. Ve ben hepsini bir tabana oturtmaya çalışırım. Bu hareketi elimle bile hiç unutmuyorum. Bebek uykusu. Hı. Allah sağlık versin. Kenan Işık'ın bir oyunuydu. Bebek uykusunda oynarken, bebek uykusunda elimde mendil vardı, bir köy kadını. Ama daha modern bir köy kadını, bir hanım ağa diyeyim. O elimdeki mendil yere düştü. Ben onu hiç çalışmamıştım. Hı. Yerden nasıl alabilirim? O kadın yere nasıl eğilebilir? Onu düşünürken Allah'tan karşımda oynayan, rahmet, saygı, sevgiyle anıyorum, Savaş, Turgut Savaş eğildi, mendili aldı ve bana verdi. Şimdi bu tabii çok önemli. Yani nereye gelmek istiyorum? Her hareketin bir nedeni var. Her hareketin bir yere oturması lazım. Ben onu çalışmamışım. O kadın nasıl eğilir? Sonra düşündüm uzun uzun. Bir daha başıma gelirse nasıl eğilebilirim? Nasıl mendili yerden alabilirim diye çok düşündüm. Ve buldum da, nasıl alabileceğimi de buldum. O da benim dağarcığımda kaldı. Çünkü ben onu tutmak zorundaydım. Eğer bir daha karşılaşırsam o yaşadığım Evet, yayın dondu. Birazdan gelir sanırım. İnternetle alakalı. Bekliyoruz. Birazdan düzelecektir. Serpil hocamız tekrardan bağlayalım yayına. Çünkü internet problemi olduğu için sıkıntı oluyor. Evet. Hocam tekrardan sizi yayına davet edeceğim. Yayını açtığınız zaman. Serpil Hoca'yı bekliyorum. Geldiği zaman tekrardan yayına alacağım kendisini. Bakalım.
Evet, hocamızı beklerken şöyle söyleyelim. Tamam. Tiyatroda gerçekten karakter analizi çok önemli. Oynayacağımız, canlandıracağımız kişinin karakter Bağlantı analizi gidiyor ama ve evet bağlantı, geldi. kusura bakmayın, bu yayın birazcık hakikaten otelden çok kötü bağlanıyor. Sanıyorum ben oteli de kapattım, direkt alıyorum ama direkte de var bir problem herhalde. Yoksa Olabilir. bu kadar kötü olmazdı. Yani böyle bir kesinti olmaması gerekiyordu ama bu da benim şansıma yalan nazar boncuğu, Evet. nazar boncuğu. Evet, Nazar boncuğu öyle isterseniz. diyelim. Nazar boncuğu diyelim. Evet. 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 Evet, başka? Hocam şimdi dediniz ya hani mesela karakteri analiz etmek, onun duygusuna girmek bu da gerçekten çok önemli. Biz bir karakteri canlandırmadan önce onun duygusuna girebilmek için, o rolü canlandırabilmek için karakterin mizacını çok iyi anlamak gerekiyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Duygusal bir karakter mi, dramatik bir karakter mi, heyecanlı bir karakter mi, maceracı bir ruha mı sahip? Öncelikle dediğiniz gibi psikoloji analizi, karakter analizi yaptıktan sonra kişi role daha rahat girebiliyor. Onu karakteri anlamak çok önemli. Burada da zaten psikoloji devreye girmiş oluyor sizin de İşte ifade orada psikoloji devreye giriyor. Zaten benim hep savunduğum mutlaka bir oyuncu. Ben sanatçı demeyi kabul etmiyorum. Sanatçı çok farklı. Ben kendimi oyuncu olarak görüyorum. Bir oyuncu mutlaka psikolojiyi de bilmek zorunda. Ya Evet. ben bir şey soracağım. Bize şimdi mesela televizyonunu açanlar varsa psikolojinin tanımını yapabilir misin? Tabii ki. İnsanlarda biliyorsunuz ki duygu, davranış ve düşünce bizi biz yapan sistem. Bunları inceliyor psikoloji. Sağlık ölçütleri var, belirli klinik tablo ölçütleri. Bununla uyumlu mu? Kişinin sosyal işlevi sağlıklı mı? Kendisiyle ve çevresiyle uyumlu mu? Buna bakıyor aslında. Duygu, düşünce ve davranışları inceliyor. İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerini ve sosyal ilişkilerini de aynı zamanda inceleyen bir bilim dalı. Psikolojide yine klinik psikoloji alanında da yine klinik ölçütler var. Buna uyduğunda da yine sağlıklılık ölçütü ön planda. Kişinin ruh sağlığını buna yönelik olarak bakmış oluyoruz. Evet, Serpil hocamız tekrar yayından gitti ama tekrar alacağız kendisini. Tekrar bekliyorum hocamızı. İnternet kaynaklı bir problem yaşıyoruz. Ama birazdan düzelecektir. Serpil hocamızı bekliyoruz yayına tekrardan. Evet, istek gönderelim. Hocamız geliyor. Biraz Galiba galiba geldi. Evet geldi. Ben geldiniz senin tanımını dinleyemedim çünkü Bir arada dakika. kesildi. Ama sonuna yetişebildim. Evet dinliyorum Kübra. Hocam, psikoloji dediğimiz zaman aslında duygu, düşünce ve davranışları inceleyen bilim Ya dalı. internet ve yine Hiç sorun kesecekler değil hocam, o gelir galiba. kendi kendine. Arada bir gidiyor ama hiç Gelir mi? problem değil. Ben şu an gayet net, gayet iyi şu an. İnşallah bir daha gitmez diliyoruz. Evet. İnşallah. Hayır böyle bir şans. Ama ben hep canlı yayınlarımı İstanbul'da yaptım. İstanbul'da benim internetim muhteşemdir. Burada tabii işte dediğim gibi otel odası ve otelde bu kadar olabiliyor ancak. Yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Bu da böyle, bu sefer böyle. Ama söz İstanbul'da tekrar gittiğim zaman tekrar bir küçük de olsa, bir saatlik olmasa da mutlaka bir yayın daha yapacağız. Benim zaten sana verilmiş bir sözüm vardı. Tamam hocam, tabii ki yaparız. Ne zaman isterseniz çok mutlu olurum.
Ben İstanbul'a Eksik. gelince inşallah, inşallah İnşallah. o zaman da şöyle seninle karşılıklı benim internetimde ve Tamam. kesinti olmadan rahat rahat konuşabileceğimiz. Çünkü kesilince konsantrasyon bozuluyor. Evet. Başa Evet. dönüyorsun. Ben nerede kalmıştımı düşünürken tekrar geliyor. Onun Evet. için birazcık maalesef bu çok başarılı bir program olmadı ama olsun. Biz Olsun, yine de nasıl birlikte yapalım. olduk, birlikte sohbet ettik, birlikte konuştuk. Bu da benim için çok önemliydi. Benim Evet, için ne kadar güzel. Senden bir önce Orhan var mesela Ankara'da şimdi o da onunla da arada bir konuşuyoruz. Çok mutlu oluyorum. Ben yani öğrencilerimle irtibatı kesmeyi asla düşünmedim ve düşünmem de. Yani sonuna kadar gidebildiği yere kadar sizler de çok yoğunsunuz ama bizler de yoğunuz. Buna rağmen böyle birlikte bir program yaptığım için ben de çok mutluyum şu anda. Evet, biraz kesintili oldu, biraz gittiler, geldiler, öyle oldu, böyle oldu ama olsun. 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 Buna da evet, buna da Siz şükredin. yanınızdasınız ya hocam. Siz karşındasınız. Sizle birlikte konuşuyoruz. Benim için önemli olan bu kesinlikle. Nazar boncuğumuz dursun kenarda ama çok mutluyum. İyi ki bir aradayız. Teknolojinin çok olumlu bir özelliği diyelim. Bir arada bizi karşı karşıya getirmiş oldu. Ne mutlu bana. Ne güzel değil mi? İşte bu dönemin de bu güzellikleri var. Şimdi ben şak diyor telefon çalıyor. Amerika'daki kızım arıyor ve görüntülü olarak konuşuyoruz. Oysa Evet. o 94 yılında Amerika'ya gittiğinde bir Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirip gitmişti. Oradaki hocasından bin bir rica ile bir sadece yazışarak bilgisayardan o da şeye bağlandı. Boğaziçi Üniversitesi'ne oradan bize bağlandı. Böyle bu kadar imkansızlıklar içindeydik. Ama şimdi ne güzel bak görüntülü konuşuyoruz. Evet teknik imkanlarımız çok iyi değil ama ne yapalım bu da böyle oldu. Böyle olsun öyle diyelim. Evet nazar boncuğumuz yoktu değil mi? Buraya bir nazar boncuğu koymak lazım. Nazar boncuğumuzu koyalım oraya. Nazar boncuğu emojisi yok galiba ama burada hayal edelim. Biz nazar boncuğunu şöyle Koy. koyalım Varmış gibi koyalım. kabul edelim. Ama Kesinlikle. biz bunu çok duyuramadık. Yani ben çok becerikli değilim bu konuda. Estağfurullah. Yo ciddi söylüyorum yani herkesin eksiği var. Şimdi bir şey olacak. Birisi geliyor anda ay şu resmi hadi koysana diyorum o koyuyor. Ama bunu ben öğrenip ben kendim koysam yani ben bilemediğim için ben kendi tarafıma duyuramadım. Allah biliyor ya nasıl yapacağımı bilemediğim için o arada da kimse gelmedi. Kimse gelmeyince de nasıl duyurulur onu da beceremedim. Ben biraz bu konuda ama en kısa zamanda telafi edip düzelteceğim. Çünkü çok gerekli. Çok gerekli ve çok lazım oluyor bize. Hele bu aralar çok çok gerekiyor. Her şey bilgisayar üstünden, her şey teknolojiye bağlı. Onun için sosyal medya çok güzel. Herkesten anında haber alabiliyorsun. İşte böyle oluyor. Peki şimdi sen ne yapıyorsun? Konunu bana biraz açabilir misin? Tabii hocam. Şimdi biz tiyatro dediğimizde psikolojiyle aslında iç içe olduğunu belirtmiştim. Mesela kişilerin dediğiniz gibi oynayacak olan bir kişinin karakter analizini yapabilmesi. Ben tiyatroyu psikolojide nasıl kullanıyorum? Önce bundan bahsedeyim. Şimdi psikodrama çok çok faydalı bahsettiğimiz gibi. Tabii ki resim de çok faydalı. Mesela bir çocuğun çizdiği resim orada analiz etmek açısından. Oyun terapileri, psikodrama yani bu kat kat önemli gerçekten. Çünkü beden dili çok önemli. Orada kişinin beden dili kaygılı bir beden dili mi? Kendisini nasıl ifade ediyor? Yaşam hikayesinde yaşamış olduğu olumsuz deneyimleri
psikodrama esnasında nasıl canlandırıyor? Bu çok önemli. Genellikle çiftler arasında kullandığımız bir yöntem. Empati ve iletişim kazaları varsa eğer çiftler arasında birbirlerini anlamaları, birbirlerine kendilerini daha iyi ifade etmeleri açısından kullanıyoruz psikodramayı. Sen eşinin yerinde olsan ne yapardın? Canlandırıyor. Sen eşin yerinde olsan ne yapardın? Canlandırmış oluyor aynı şekilde. Rol değişimleri burada çok önemli. Mesela anne çocuk çatışması diyelim. Şimdi sen anne ol bakalım, ne hissedeceksin? Hemen anne oluyor işte, başörtüsü falan bağlıyor. İşte neredeydin bu saate kadar? Akşam ezanı okumadan ben sana eve gelme demedim mi? İşte gel demedim mi diyor mesela. Bu sefer diyorsun ki sen kız ol. Ne hissederdin? Anne kız oluyor, çocuk oluyor mesela. Aa diyor, biraz fazla sanırım baskı yapmışım şeklinde rol değişimleriyle empati, yani bu en basit aşaması aslında. Ne Çok büyük kadar travma. güzel. Hatalarını görme imkanı tanıyor. Çok güzel bir şey. Yani benim torunum da gidiyor psikodramaya. Ona da işte götürüyor annesi akatlarda bir yere. Gerçekten çok faydalı. Çocuğun daha sosyalleşmesini sağlıyor. Çocuğun daha aktif olmasını, kendine olan güvenini galiba değil mi? Kendine olan güvenin artmasını. Tabii ki, tabii ki. Hayır, ama tabii bu konu senin konu, bu konu benim konum değil. Bu konuya devam et sen. Ben böyle arada giriyorum, kusura Rica bakma. ederim hocam. Tabii ki, estağfurullah. Mesela çocuğun özgüven problemi var diyelim, sosyal anksiyetesi var diyelim. Çıkıp böyle şiir okumak ya da ne bileyim bir toplulukta konuşma yapmaktan çekiniyor ki sosyal anksiyeteniz zaten baş kriterlerinden bir tanesidir. Orada hemen canlandırma yapıyoruz. İşte şu anda mesela burada 10 kişi var. Oraya konuşma yaptığını düşünecek olursan ne yapardın? Ne hissederdin? Hemen işte alıyor eline, istediği bir hikaye yazıyor önce kağıda. Konuşma yapıyor. Karşıdaki kişileri hayal et. Orada o ortamı canlandırmış oluyor mesela. Burada da yine kullanıyoruz özgüven problemlerinde. Travmalarda sonra. Yalnız çok ağır travmalarda değil de mesela nasıl anlatayım? Çocukluk döneminde bir fobi edinmiştir. Diyelim bir gök gürültüsü fobisi. Hani bunu artık travmatik hale getirmiştir. Büyük bir fobisi vardır. İşte ona karşı ne hissediyorsun? Gök gürültüsü olduğu zaman ne hissediyorsun? Ne olacağını düşünüyorsun? Hemen bunu canlandırma. İşte bir gök gürültüsü efekti verip orada ne hissettiğini canlandırma. Korkmuşsa işte korku ifadesi. İşte duyguları mimikleriyle ifade etme. Çünkü bazen çocuklar duygularını anlayamayabiliyorlar. Korkuyla kaygıyı karıştırabiliyorlar. Ortada herhangi bir uyaran olmadan kaygılanıyor çocuk mesela. Korkuyla kaygıyı karıştırabildiği için bu aradaki farkı mimiklerle öğretmek. İşte çok kaygılandım, çok korktum gibi orada ifade etmekte de yine kullanıyoruz tabii ki. Yani çok yönlü psikodrama. Çok Her şey güzeldi. katılıyor. Aslında harika bir şey. Ve ne kadar güzel, bu kadar yararlı olabilmek. Çünkü o şeyler giderek büyüyor. Eğer belli bir yerde bastırılmazsa ya da eğitilmezse giderek o korkular büyüyebiliyor. Onun için ne güzel bir iş yapıyorsun. Aferin sana. Teşekkürler. Vallahi ne kadar güzel. Başka büyüklere yönelik de herhalde, değil mi? Tabii hocam, Bağımlılık büyükleri. mesela, o da çok önemli bir sorun. Bağımlılığı tedavi etmek mümkün mü? Biraz uzun sürüyor hocam. Mesela yatarak tedavi, hem farmakolojik dediğimiz ilaç tedavisi hem de bizler tarafından psikoterapi yöntemleriyle tabii ki bunu yapıyoruz. Aşama aşama aslında biraz uzun süren. Tabii ki bu şeyler değişiyor. Klinik tablo ölçütlere göre değişiyor. İşte opiyat bağımlılığı var, alkol bağımlılığı var vesaire, esrar bağımlılığı var. Bunların kullanım miktarları, dozajları, türevleri tedavi sürecinde etkileyebiliyor tabii ki. Burada psikodramayı da yine bağımlılık merkezlerinde de yine aynı şekilde kullanabiliyoruz. Nasıl? Hemen onu anlatayım. Kişilerin motivasyonunu, sosyal işlevselliğini daha iyi arttırabilmek amacıyla, sosyal ilişkilerini daha iyi düzenleyebilmek amacıyla kullanıyoruz. İşte aniden öfke nöbetleri olabiliyor mesela bu tür kişilerin. Bu öfke nöbetleriyle nasıl başa çıkabilirsin? Bir olay düşün. Hemen o düşünüyor, söylüyor, olay orada canlandırılıyor. Şimdi ne hissediyorsun? Diyor ki işte öfkelendim.
Tamam, bunu nasıl dile getirirsin? Bağırırdım. Tamam, bağır o zaman. Hemen bağırıyor işte vesaire. Yani canlandırma. İçerisinde olan duyguları dışarıya vurma ve doğru Vurma. ifade edebilme. Bunu çok kullanıyorum ben genellikle psikodramayı. Çok da işe yarıyor gerçekten. Başka terapi teknikleri de tabii ki kullanıyorum. Bilişsel davranışçı terapi özellikle. Ama psikodramayı da kullanıyorum. Çok çok işe Çok yarayan teknikler. çok güzel bir şey. Çünkü bence çok önemli, değil mi? Bağımlılık çok önemli bir şey ve olmaması gereken bir şey. Yani özellikle benim en cahil olduğum konulardan birisi, ama duyduğum kadarıyla üst seviyelerde bağımlılık varmış. Maalesef. Yani bunları tedavi etmek, onlara birazcık yardımcı olabilmek gerçekten çok güzel. Ben şeyi çalışırken, bu nereden nereye gittim bak, onu da söyleyeceğim çünkü çok önemli bir şey o da. Bu Ruhamin'le çalışırken bir açık oturum yaptık. Daha doğrusu açık oturum demeyeyim, söyleşi yaptı. Merkezin müdürü hanımı benimle CKM'de, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir söyleşi yaptı. Sanatla tedavi edilebilir mi? Alzheimer hastaları diye. Ben o zaman araştırma yapmıştım. Düşünebiliyor musun? Bir Alzheimer'lı, yani bir Avustralya'da bir doktor hastasının önüne resim, boş resim kağıtlarını koyuyor. Sulu boya, kalemler, hepsini koyuyor. Ve diyor ki böyle böyle boya diye, işte bir çeşit boyama teknik de değil aslında, gösteriyor nasıl boyayacağını ve onunla ilerlemeyi durdurabiliyorlar. Yani sanatın gücü, bu da resim sanatının insan üzerindeki veya insan çok derin bir hastalık çünkü Alzheimer, onun üstündeki etkisini görebiliyormuş. Bu beni çok etkilemişti. Hakikaten demek ki dedim, daha farklı yönlerde de çalışılırsa bu hastalar için daha yararlı olunabilir. Ve nasıl yardımcı olabilirim diye işte Çiğdem Hanım'la konuşmuştum. Dedim ki daha fazla yardımcı olmak isterim. Çünkü siz bana kucak açtınız, ben de size onun karşılığında bir şeyler yapayım. Ve gerçekten çok yardımcı olunabiliyor. Onlarla sohbet ederek, onlarla şarkılar söyleyerek, onlarla sanatın her türlüsü, bakın şarkı söylemek ne kadar önemli, ne kadar önemli. İştirak ediyor, hemen iştirak ediyor. Bildiği şarkılar, marş, neyse yani o anda, ama iştirak ediyor, katılımı sağlayabiliyorsun. Ve ben inanıyorum ki bunların çok yararı oluyor bu tür hastalıklarda da. Psikodrama gerçekten çok farklı, çok güzel bir çalışma. Ben seni kutluyorum. Bu Çok konuda da yalnız seni değil, bütün arkadaşlarım teşekkür. da, ah Allah'ım ya Rabbi, bu böyle kapanıp kapanıp duruyor. Bütün arkadaşlarım da Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. ha, görüntü gidiyor ama demek ses kalıyor. Önemli değil. Bu böyle bir şey oldu. Biraz kopuk kopuk ama olsun, bu da bir şeydir, bu da bir konuşmadır. Nazar Çünkü boncuğumuz. insan bir şeye başlıyor, ben de öyledir, konsantre olurum, ondan sonra gider, arkası gider, böyle şakır şakır gider. Ama kesildi mi, ay onu nereden tamir edeceğim, bunu nasıl yapacağım diye düşününce birazcık tedirgin olabiliyorsun. Onun için ben izleyicilerimizden de özür diliyorum. Bu kesintiler benim elimde olan bir şey değil. Bu bir otel odasının
İşte evin dışındaki, evimdeki internet böyle değil asla. Ama şeyden de yani şu anda uydudan yardım alıyorum. Yani ben kendi internetimi kullanıyorum ama o da galiba yeterli değil. Yetmiyor. Yani Bazen yetmiyor. o internete bir de bu dönemlerde çok yükleniyorlar ya işte çocukların online dersleri vesaire. Aa, Onlardan kaynaklanıyor. tabii. Herkes şu anda herkes saat 4'e kadar galiba benim torunum da dahil ders yapıyorlar. Onun için çok doğal. Çok doğal. Ondan da Tabii kesiliyor ondan kaynaklı. olabilir. Herkes Türkiye'nin dört bir yanı internetle şu anda bağlantı kuruyor okuluyla ve dersleri de öyle çalışıyorlar. İnşallah hepsi başarılı olur. İnşallah şu kötü dönemi Atlatırız. alnımızın akıyla atlatırız. Evet. Yani İnşallah. ben hep ona dua ediyorum. Artık ölüm olmasın, artık daha fazla kayıplar vermeyelim. Çünkü çok acı oluyor, gerçekten çok acı. Biz çok yakınlarda da gördük pandeminin başında. Böyle ard arda pat pat gidebiliyor insanlar. Onun için herkes çok dikkatli olsun, herkes çok dikkat etsin. Ne diyorlar? Maske, eller yıkanacak, temizlik Sosyal ve mesafe. mesafe. Ve Evet. sosyal mesafe. Dün akşam beni bir şeye, ben ilk defa bir aydır ilk defa dışarıya çıktım. Dedim ki böyle ben çok kalın yani mutlaka sosyal mesafemizi korumak zorundayız. Koca bir masada bir uçta dört kişi. Kendime çok güldüm sonra ama kimse Öyle kimse öyle bakmayacak. olmalı. Bu doğrusu bu Tabii ki. dönemde bizim için gerekli olan da bu. Değil mi? Bizim için Gerekli. gerekli olan. Kesinlikle. Biz Evet. mesela arkadaşlarla sosyal mesafeyi ayarlarken çok komik sahneler çıkıyor ortaya. Hayır. İşte Karagözle hacivat gibi kalıyoruz böyle neredeyse, o maskeli ben maskeli karşıdan. Sosyal mesafe evet önemli gerçekten. Çok bulaş riski çok yüksek bir şey olduğu için mecburen hani artık maskeler aksesuarımız gibi bir şey oldu. Yani maske olmayınca kendimi kıyafetsiz zannediyorum neredeyse. Mümkün değil. Evet. Hatta ben iki tane üst üste takıyorum. Mutlaka iki tane takıyorum. Ve iki tane de çantamda mutlaka maskem oluyor. Ne olur ne olmaz diyorum. Ona bir şey olur, lastiği kopar bir şey olur. Onlar yedeklerdir. Mutlaka bak seninle her konuda sohbet ettik işte böyle biraz özlem gidermeci oldu bu. Biraz farklı bir şey oldu. Olsun, aslında hepsinin bağlantısı var hocam. Bu pandemi de aynı şekilde psikolojiyi çok fazla etkiliyor. Psikolojide etkilendiği zaman ne oluyor? Duygu durum çöküşleri oluyor. Duygu durum çöküşleri olduğunda insanlar motivasyonu arttırabilmek için tabii ki de tiyatro olsun, televizyonlar olsun bunlara yöneliyor. Aslında hepsinin bağlantısı var konuştuğumuz konu. Bağlantısı var değil mi? Evet. Yani biz Kesinlikle. boşu boşuna konuşmadık. Hepsinin Tabii ki. birbiriyle bağlantısı var. Ve sana burada bitirebilir miyiz? Bilmiyorum ne kadar oldu Tabii. Tabii ama. hocam, az vaktimiz var. Ben de onu söyleyecektim. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Rica ederim. Ben bir şey yapmadım. Bu keşke bunlar böyle akıp gidebilseydi, kesintiler olmasaydı. Çünkü o zaman şey oluyor, hakikaten konsantrasyonum bozuluyor. Ay yani şimdi kesilecek mi, kesiliyor mu diye böyle tedirgin zaman geçiriyorsun. Sana işinde başarılar diliyorum. Çok Çok güzel bir teşekkür. mesleğin var. Çok güzel bir işin var ve sen çok iyi bir öğrenciydin. Mutlaka çok iyi bir psikolog oldun. Şu anda Sağ danışmansın. Yok, danışman mı oluyorsun? ol. Klinik psikolog Danışmanların var. Klinik psikolog. hocam. Tamam. Onun için sana başarılar diliyorum. Evet. Yanaklarımdan öpüyorum ama İstanbul burası bitip de İstanbul'a temelli geldiğimizde
Mutlaka bu şey pandemi süreci de inşallah biter. Evet, Mutlaka yapalım programı. İzmit'e geleceğim. Seni Tamam. yerinde görmek isterim. Çok mutlu Sevgiyle olurum. kucaklıyorum. Sağ ol yavrum. Çok mersi. Ben de Sağ ol. sevgili kucaklıyorum hocam. Kendinize Sağ ol. çok iyi Çok bakın. mersi. Hoşçakalın. Sağ ol. Evet, bugün psikoloji ve sanat ilişkisinden bahsettik. Sevgili Serpil Tamur hocamla birlikte çok çok güzel bir konuyla birlikteydik. Yayın kesintilerimiz